Şimdi aşı bildiğiniz gibi tarih boyunca bulaşı ve salgın hastalıkların en etkili yöntemlerinden biri ve insanlık bunun sayesinde birçok hastalığı alt etmiştir veya toplumlardan yok etmiştir. Ama aşı çalışmaları ciddi anlamda bilimsel veri, bilimsel altyapı ve ekonomik gerektiren bir çalışmadır, bir alandır. Bu nedenle aşı çalışmaları son yıllarda özellikle bu pandemi sürecindeki gibi çok hızlı seyreden çalışmalar değildir. Çünkü ciddi sayıda laboratuvar çalışmalarına, saha çalışmalarına, veri toplamaya ihtiyacınız var. Sonra insan üzerindeki yani klinik çalışmalar aşamasındaki çalışmalarda da ciddi sayıda insanlara ihtiyaçlarınız var. Bu insanların her yaş grubundan olması lazım, çeşitli ırklardan olması lazım, çeşitli genetik yapıya sahip olması lazım. Daha sonra bu çalışmaların tekrar kontrol edilmesi. Çünkü her aşaması mutlaka denetlendikten, kontrol edildikten sonra ancak bir sonraki aşamaya geçebiliyorsunuz. Özellikle mesela Çin aşısının henüz faz 3 çalışmalarının bağımsız bilim otoriteleri tarafından onaylanmadığı bir süreçteyiz. Bunun onaylanmaması durumunda Türkiye ne yapacak? Buna yönelik hiçbir program yok. Veya faz 3 çalışmasını dahi siz onayladınız. Uygulama aşamasında, faz 4 aşamasında bile bir takım öngörülemeyen, istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz ve o aşamada da bu tür ürünler tekrar toplanabilmektedir. Çünkü Türkiye bütün bu riskleri henüz aşmış bir durumda değil ve buna rağmen de yaptığı antlaşmalarla ayırmış olduğu doz Türkiye'nin toplumsal bağışıklığını sağlayacak oranda bir aşılanma henüz net olarak yok maalesef. Bu bir Türkiye'nin burada çok ciddi eksiklikleri ve hataları var. Bunu ısrarla vuruyoruz. Zaten her aşamada var. Bu ekonomik alanda var, siyaset alanında var, sağlık alanında var, iş alanında her yönünde devletin yapması gereken görevleri ve sorumluluklarını yerine getirmeden bir süreç yaşıyoruz. Şimdi dünya geneline de baktığınız zaman siz ulusal olarak dahi bir bağışıklık sağlasanız bağışık hale gelmiş olmuyorsunuz. Çünkü pandemi globaldir. Bütün dünyanın bağışık hale gelmesiyle ancak baş edebilirsiniz. Bu da bütün dünya nüfusunun yaklaşık %60-70'inin bağışık hale gelmesi demektir. Şimdi ülkeler arasındaki farklar da yine dünyadaki mevcut eşitsizlikler ve adaletsizliklerin bir yansımasıdır. Örneğin Kanada daha başlangıçlarda aşılanması gereken nüfusun 9 katı oranında siparişlerde bulundu. Bu da neoliberal ekonomi politiğin yani kapitalizmin bu acımaz eşitsizliklerinin çok tipik bir örneğidir. Bugün Afrika'da, Latin Amerika'da, Orta Doğu'da, Asya'da birçok nüfus, birçok ülke aşıya ulaşmakta zorluk çekiyor, çekecektir de. Bu böyle görünüyor bugünkü yapılanmalarla. Onun için bütün dünyanın tek bir çalışmayla ve dünyanın her insanına ulaşabileceği ücretsiz bir aşılanma politikasının ortaklaştırılması gerekir. Bunun tek yegane yolu budur. Şimdi kapanma pandeminin bizim izolasyon ve karantina dediğimiz uygun mücadele yöntemlerinden biridir. Ama bunları belirli aşamalarda uygularsınız. Bugünkü koşullarda kapanmayı Türkiye açısından söylüyorum. Gündeme getirmek zaten her aşamada her konuyu fırsatçılığa çeviren siyasetin yine bunun üzerinden sokağa çıkma yasağı üzerinden birçok uygulamayı kamuoyuna rağmen muhalefetlere rağmen yaşama geçirme şansını yakalıyor. O açıdan sadece tek başına kapanmayı asla ve asla önermiyoruz. Eğer bir kapanma yapılacaksa ve bu gerekliyse beraberinde sosyal ve ekonomik bir sosyal devlet anlayışıyla o insanların ihtiyaçlarını karşıladığınız zaman mutlaka ki 3 veya 4 haftalık bir kapanma sağlıkla mücadele bugünkü aşamada çok önemli bir karar olacaktır.